Hepinize merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda botlane'de support rolünde Yuum oynayacağız. Yanımızda Vayne var, Doom'uz. Mikrofonu yok ama yani sesi gelmeyecek ama biz bir şekilde anlaşacağız. Karşımızda kimler varmış? Karşımızda Veigar'la Kai'Sa var. Karşı 3 AD yapmış. Elimden geldiğince size Yuum'u anlatmaya çalışacağım. Skill'lerini, build'ini, laning'de ne yapmanız gerektiğini. Genelde bu char yatış charı. Elleri kolları salıp oynadığınız bir char. Ya elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Çok zor bir char değil zaten, anlayacaksınızdır oynadığım zaman. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Çok güzel. Güzel. Gayet güzel bir şekilde killimizi aldık karşı takımdan. Evet, skill'lerden bahsedeyim biraz size. Q skill'imiz takım arkadaşınızın içindeyken mouse'unuzla yönlendirebildiğiniz şekilde bir yıldız şeklinde bir şey gönderiyor. Dokundurduğunuz karşı rakibe hasar veriyor. Bunu takım arkadaşınızın içinde değilken de atabiliyorsunuz. Attığınız zaman ise yönlendiremiyorsunuz. Attığınız yöne doğru düz bir şekilde gidiyor. Dokunduğu karşı rakibe hasar veriyor. W'muz bir takım arkadaşımızın içindeyken ona AD veya AP özellikleri veriyor. Bu AD ve AP verdiği oran bizim AD ve bizim AP oranımıza göre değişiyor. Değişken bir AD AP oranı veriyor. Mesela Rabadon, Mejai tarzı kastınızda çok daha yüksek seviyelerde AD AP veriyor takım arkadaşımıza. E skillimiz cam veriyor takım arkadaşımızın içindeyken takım arkadaşımıza. Takım arkadaşımızın dışındayken yani bireysel oynadığımız zaman ise kendimize cam veriyor. Mana olarak bunu 2-3 yama öncesinde falan nerflediler. Şu anda ikinci seviyede 45 mana artı azami mananızın %15 manasını alıyor sizden 1E. Bu da şu demek, ilerleyen zamanlarda mesela 1.5-2K mananız olduğu zamanlarda bu da şu demek, fazla mananızı alıyor. Yani bu büyük bir nerf oldu Yuum için ilerleyen seviyelerde. Ama Yuum çok broken bir şampiyon olduğu için çok sıkıntı değil. Yuum'un build'inden bahsedeyim size. İlk başta base attığınızda ben kara mühür almayı tercih ediyorum. Ben daha çok Yuum'u AP olarak oynamayı seviyorum. Çünkü takım arkadaşımız da çok daha çok AD, daha çok AP verebildiğimiz için bu da şöyle bir şey. Aslında hani verdiği oranlar çok büyük değil ama göz önünüze aldığınız zaman mesela ilerleyen seviyelerde AP'niz 500-600 civarları olduğu zamanlar takım arkadaşınıza 50 ya da 60 civarları kadar hatırladığım kadarıyla bir AD AP oranı veriyor. Bu da çok büyük bir şey aslında. Bir dakika, şurada savaşımızı yapayım ben hemen. Çok güzel, onu da kestik. Güzel. Burada baktığınız zaman hani AD AP verdiği 50 AD yaklaşık bir iteme karşılık verdiği için bir item olarak değerlendirdiğiniz zaman çok güzel bir şekilde mesela takım arkadaşınızı bir item fazladan düşünebiliyorsunuz. Onun yerine geçmiş oluyor daha çok. Ultisinden bahsedeyim size. Ultisi de bastığınız alana hareket ettiremediğiniz bir şekilde, yani mesela nasıl diyeyim, bu alana, şu alana attığınız zaman o alanda sabit kalan bir dalga gönderiyor. O alana bir dalga gönderiyor ve karşı rakibe 3 kere o dalga değdiği zaman stunıyor. Buna Malphite ultisyon ultisi tarzı şeyler dahil değil. Onlar her türlü bozabiliyor. Mesela Olaf ultisi tarzı ultilere stun atamıyor ama onun harici her şampiyona stun atabiliyor. Onun da öyle bir özelliği var. Build'den bahsedeyim size. Build olarak ilk base attığınız zaman
ilk base attığınızda kara mühür. Ben şahsen kara mühürü tercih ediyorum. İlerleyen zamanlarda bunu mecai yapmak çok önemli oluyor. Çok güzel oluyor. Bir de mecai yükünüz yüksek olduğu zaman mükemmel oluyor. İlk kara mühür tercih ediyorum ben. Ondan sonra kadehin parçasını alıyorum. Ondan sonra yasak idol item'ını alıyorum. Ondan sonra ilk item bunu bitiriyorum. Bunları bitirdikten sonra bunu bitiriyorum. Sonra kadehi, sonra kızgın boğurdanlığı bitiriyorum. Ondan sonra mecayı bitiriyorum. Mecayı yüklerim yüksekse. Mecayı bitirdikten sonra kefaret, kefaretten sonra Rabadon. Ondan sonra da işte son item'ı da nasıl istiyorsanız. Mesela atıyorum Mikail'in kazanını alabilirsiniz. Karşıda çok stun varsa veya slow atmak istiyorsanız şu şekilde ikiz gölge tarzı bir şey alabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz artık. Ondan da bahsettim size. Onun harici söylemem gereken, bazı insanlar bu şampiyonu Luden olarak da bir başlangıç yapabiliyor. Şurada savaşa girelim. Bazı insanlar Luden olarak da başlıyor ama şey, yani ben pek tercih etmiyorum Luden'i çünkü AP veriyor. 600 çünkü mana veriyor. 600 mana, bu da şu demek: E'yi her kullandığınızda fazla fazla mananız gidecek demek. Lane'de şu şekilde skill'leri veriyoruz. Başlangıçta ben Q veriyorum. Ondan sonra E veriyorum. Sonra sıra sıra 1Q 1E 1Q 1E şeklinde veriyorum ki lane'de Q attığım rakiplerin canları daha çok azalsın. Hani daha çok dürtme potansiyelim olsun diye eşit şekilde devam ettiriyorum. 3'e geldikten sonra sadece E'ye veriyorum. E'yi fulluyor, ondan sonra Q'ye geçiyorum. Bu şekilde oynuyorum. Mesela spellleri de şu şekilde söyleyeyim. Takım arkadaşınız şifa aldıysa tutuştur bitkinlik. Takım arkadaşınız bitkinlik aldıysa tutuştur şifa olarak tercih edin. Bu önemli. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Hani şampiyonla ilgili. Sürekli Q atıp sürekli dürtün. Hani ben şu anda bunu yapamadım size şampiyonu anlatmak amacıyla, pek gerçekleştiremedim bu söylediklerimi. Hani bunu da birazdan gösteririm zaten nasıl yapılacak, ne yapılması gerekiyor, laning'de nasıl oynanıyor. Birazdan tryhard bir şekilde oynamaya başlarız. Şöyle Q ile çarptıralım. Yani sen agresif oynasak ya biraz. Çok pasif oynuyoruz. Güçlüsün sen çok. Niye böyle pasif oynuyoruz ki? Gir adamlara direkt ya. Of. Güzel. Hadi kes oğlum onu da be. Ölmedi bir de. Oo çok güzel. Çok güzel. Kesebiliriz bunu. Hadi be kardeşim be. Şöyle pasifimizi de aldık. Hadi. Güzel. Çok güzel. Güzel, bu şekilde takıma oyunu kazandırabiliriz çok kolay bir şekilde. Şuradan base'imizi atalım. Hey. Geldim, agresif oynayabilirsin. Güçlüyüz çok. Mecaim var, AP oranı da yüksek. Tankla, ben sana can vereceğim. Güzel. Aa, buraya yardım lazım, buraya yardım lazım. Koş 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 koş. Ya kardeşim beni niye salmıyorsun ya? Beni niye salmıyorsun ya? Adam aldı götürdü beni la. Güzel. Güzel. Burayı alırız. Burayı alırız. Lan.
Ya ulti atmama gerek var mı buna? Yok herhalde ya, atmıyorum. Güzel. Çok güzel. Kazandık oyunu ya. Şu alameti alalım mı beraber? Alamet boşta. Burayı ittirip alalım aynen. Bu neymiş la? Ultisi var mı bizim adamın? Yok herhalde. Güzel. Cam bastım da ya. Of. Bütün mecai yükleri gitti arkadaş ya. Direkt girebilirsin bu arada. Güzel, kestik onu. Oha. Şuraya bir cam basayım şöyle. Agresif oynamaya devam edebilirsin. Ultim var benim. Hop, adam geldi. Onun E'sine tutulduk mu yandık ya. Buraya toplanmamız lazım şu direği almak için. Şeyim yok, ward yok. Ward lazım buraya. Güzel. O direği almamız lazım. Bitkinliğime 20 saniye var, tutuşturum var. Bütün skillerim duruyor. Bizim adamlara yakın oynayalım. Karşı takımın ADC'si yok ama ADC'si zaten güçlü değil ya. Girmek lazım buraya gençler. Güzel. Şuna, şuna, şuna. Güzel. Yok. Şey var, bitkinliğim var. Ah be acım be, nasıl yedin onu be? Ben de öldüm ki. Yat ulan aşağı. Yat ulan aşağı. Bu herif ne vuruyor ya? Ya oğlum siz. Bu ne? Çok güzel. Çatla çaldı. Boşver. Gelecek ya şimdi, geldi. Gel, devam devam devam. Güzel. Hadi devam. Çok güzel be. Çok güzel. Mid'i açalım. Mid'i açalım. Bunu dive'layabiliriz. Şeyim var, bitkinliğim var. Dive'layabilirsin direkt. Oha.
Direkt başta girseydin ya keşke. Adam bütün hasarı bıraktı, ondan sonra girdik ya. Evet arkadaşlar, video bu şekildeydi. Oyunu kaybettik ama yani yapacak pek bir şey yok. Hani bir şey, yani hep kazandığım oyunları atmak istemiyorum. Hani zaten bu video öğretici olması amacıyla çektiğim için hani kaybetsem de kazansam da atmak istedim. Yani elimden geldiğince Yumi'yi anlatmaya çalıştım size. Build'ini göstermeye, hani skill'lerini ya işte her şeyini elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmaya, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.